Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda kablosuz şarj destekleyen powerbankleri deneyeceğiz. Şunu söylemek istiyorum, bir önceki videomuzda MagSafe destekli powerbankleri denemiştik. Bu videoda ise genel olarak herkese hitap etmesi amacıyla bu modelleri kutularından çıkartıp deneyeceğiz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Ürünleri kutularından çıkarmadan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer bu ürünleri satın almak isterseniz açıklamalar kısmına linkleri yerleştirdim. Oradan gidip ürünlerin fiyatını kontrol edebilir. Eğer beğenirseniz de satın alabilirsiniz. Ben hep en uygun modelden en yüksek fiyatlı modele doğru geçiş yapacağım. Buradaki ilk modelimiz basıyorsun modeli olacak. Yani bu görmüş olduğumuz powerbank. Şöyle sizlere de göstereyim. Kendisi 10.000 mAh büyüklüğünde bir powerbank. Kablosuz şarjı destekliyor ve direkt ürün açıldı. Kutuyu her zamanki bir yere bırakıyorum. İçinden şarj kablosu çıktı. Biraz ağırmış kendisi. Böyle görebildiğiniz üzere powerbank'imiz kendisi burada. Kutu içerisinde kullanım kılavuzları falan yer alıyor. Tabii ki bakmıyoruz. Bunları da kenara aldım. Powerbank'imiz şu an elimde duruyor. Genel olarak plastik bir malzemeye sahip ki şu anki fiyatına baktığım zaman 225 yıllık bir fiyat etiketine sahip fiyatlarda değişiklikler yaşanabilir. Bu ürünün performans detaylarına baktığımız zaman şunu göreceğiz. Powerbank'imiz 10.000 mAh büyüklüğünde. Yukarıdaki portlarımız sayesinde 15 Watt'lık bir şarj dolumu yerine getirebiliriz. Kablosuz şarj olarak da 5 Watt'lık bir şarj dolumunu bize destekliyor ki uygun fiyatını göz önüne aldığımız zaman gayet okey, yani içerisinde yer alması bence güzel olmuş. Arka tarafa baktığımız zaman burada bir ayaklık kısmı görüyoruz. Bu metal ve mıknatıslı bir yapıda. Biraz zor çıkıyor. Bunu nasıl takacağız? Ürünü alıyoruz. Buradan şöylemesine geçiriyoruz, bakın. Geçirdim. Ve ürünü böyle bıraktığım zaman masada stand olacak şekilde durabiliyor. Hemen bu metalin şu kısmına baktığımız zaman cihazları tam olarak tutsun, hani kaymasın diye bir kauçuk malzemede buraya yerleştirilmiş. Kablosuz şarj olacak kısmın orada da bir kauçuk malzeme kullanılmış. Üst taraftan cihazı açmak istediğimiz zaman bakın burada karşımıza şarj yüzdesi çıkıyor. Uygun fiyatlı powerbank'te şarj yüzdesinin yer alması bence güzel bir detay. Ekleme de yapalım, bu ürünü Type-C üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Ürünün kutusundan çıkan bu plastik kabloyla beraber ürünü şarj edebilirsiniz. Hemen telefonumuz üzerinden bir şarj etme performansını denemek istiyorum. Ürünü açtım ve üzerine telefonumu koydum. Evet, şu an telefonum kablosuz şarj oluyor. Şöyle tepe kameraya da gösterelim. Yeniden kaldırıyorum. Bir daha getiriyorum. Bakın. Şu an cep telefonum şarj olmaya başladı. Burada şöyle bir detayımız var. 5 Watt'lık kablo şarj bazı kullanıcılara hitap etmeyebilir. Çünkü bildiğin üzere yeni nesil amiral gemisi cihazlar ortalama 5000 mAh büyüklükte powerbank ile geliyorlar. Tabi bu Apple tarafına değişiklikler gösterebiliyor. Ancak hani siz bu bataryayı 5 Watt ile doldurmak istediğiniz zaman çok ciddi bir vakitin geçmesi gerekecek. Hani bu ürün kimlere hitap edebilir? Ve belki işte ne bileyim stand görevinde olsun, hani benim çok hızlı şarj dolumuna ihtiyacım yok, telefonum üzerine dursun yeterli benim için dersen bu ürün senin işini görecektir. Onun dışında malzeme kalitesi olsun, genel olarak performans olsun, fiyatına göre gayet iyi duruyor. Bu metal plakayı da kullanmadığınız zaman alıyorsunuz. Bu kısma şöyle takıyorsunuz ve powerbank tam olarak bu şekilde yanınıza taşınabilecek hale geliyor. Bu ürün gayet okey 225 lira için. Şu an elimde InTouch markasının bir powerbank'ini görüyorsunuz. Bu da ikinci en ucuz ürünümüz. Fiyatı da yaklaşık 299 liraymış. Bu diğerlerine göre kıyaslandığında biraz daha farklı. Bunun farkını zaten sizlere göstereceğim. Bir kere Qualcomm desteğiyle beraber geliyor. 10.000 mAh büyüklüğünde ve 18 Watt'lık power delivery özelliğini destekliyor. Arka tarafa geçtiğimiz zaman burada ürünün görselini görüyoruz. Hemen alt tarafında ise giriş ve çıkış hızlı şarj yerleri bizlerin karşısına çıkıyor. Evet, 18 Watt'lık kabloyla şarj edebiliyoruz. Şöyle bir kapağını açtığımız zaman da bu kapağın içerisinden ürünü görebilmemiz mümkün olacak. Hemen şöyle sticker'ı açıp ürüne erişmek istiyorum. Kutudan şöyle bir kitapçık kısmı da çıktı. Kabloyu umarım içindedir ki evet, kablo içerisinde. Kablosuz çıkmasını istemezdim. Şöyle plastik malzemeye sahip düşük kalite diyebileceğimiz bir kablo kendisi. Bir tarafı tip C, bir tarafı da tip A. Bunun içinden de bakalım ne çıkacak. Kullanım kılavuzu. Aha, burada bir şey daha var. Taşıma ip. Güzel. Bakayım, şurada bir yeri vardı sanırım bunun. Aynen. Bu ipi alıp buradan geçirdikten sonra anahtarlık gibi de elinizde taşıyabilirsiniz. Yani taşıma açısından. Gayet okey duruyor.
Elimize aldığımız zaman ağırlığını hissedebiliyor muyuz? Evet, hissedebiliyoruz ama 10.000 mAh'lik bir kapasiteye göre bu hali bence oldukça okey. Powerbank'in hemen sağ tarafına baktığımız zaman burada bir tip A portu görüyoruz. Buradan 18 watt'lık hız şarj desteği sunulmuş. Sol tarafa geçtiğimiz zaman da burada tip C portunu görüyoruz. Yine tip C portu üzerinden de 18 watt'lık bir dolum gerçekleştirilebiliyor. Cihazın kutusuna baktığımız zaman Qualcomm 3.0 desteğinin 9 volt 2 amper desteklediğini gördüm. Yani buradan 18 watt şarj edebileceğiz. Kablosu şarjı da destekliyor. Hemen açalım ve nasıl çalışıyor bakalım. Ve şarjı var. Evet, iki dişi kalmış. Eğer bu ürün üzerinden cep telefonumu şarj etmek istersem kameranın hemen alt tarafına powerbank'i denk getirmem gerekiyor. Böyle koyduğum zaman powerbank ürünümüzü şarj etmeye başlıyor. Bu şekilde cep telefonumu 10 watt olacak şekilde kablosuz şarj edebiliyor powerbank modelimiz. Eğer bu modeli satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bantlar üzerinden gidip ürünü satın alabilirsiniz. Bütün ürünlerin linkleri açıklamalarda yer alacak. 18 wattlık USB üzerinden şarj destekliyormuş. 10 wattlık kablosuz olacak şekilde bir şarjı bizlere sunacak. Qualcomm QFCharge 3.0 ve Power Delivery özelliğini yine bünyesinde bulunduran bir powerbank. Kapağı açtığımız zaman direkt powerbank'imiz bizlerin karşısına da çıkıyor. Ürünü kutusundan çıkartalım. Her yerinde bu arada bantlamışlar. Kutudan böyle plastik malzemeye sahip olan bir tarafı tip C, bir tarafı tip A kablo çıktı yine. Ve ürünümüz de burada yer alıyor. Şöyle ürünü alalım. Malzeme kalitemiz gerçekten yoğun bir plastik. Daha kaliteli olabilirdi diye düşünüyorum. Bu ürünün fiyatı da 321 TL. Ürünün giriş çıkış portlarına bakmak gerekirse sol tarafta bir tane micro USB portu görüyoruz. Üst tarafta ise tip A ve tip C portları konumlandırılmış durumda. Burada ise şarj derecesini görebileceğimiz ışıklandırmalar bulunuyor. Bu port üzerinden ürünü 15 watt olacak şekilde şarj edebileceğiz. Yani adaptörümüzü, powerbank'imizi doldurmak istediğimiz zaman böyle şarj edebiliyoruz. Tip C portu üzerinden de 18 watt'lık bir dolum gerçekleştirilebiliyor. Bunun dışında kablo üzerinden tabii dolumlar yapabiliyorsunuz ama kablosu olacak şekilde bizlere 10 watt'lık bir şarj deneyimini sunacak. Hemen ürünü açmak istiyorum. Evet, ürünü açtım. 3 diş ışığı yanıyor. Hemen şöyle ürünü üzerine koyalım. Evet, cep telefonumu da şarj etmeye başladı görebileceğiniz üzere. 10.000 mAh boyutunda alınabilecek bir model gibi duruyor ama tek eleştiri yapabileceğim noktası bence malzeme kalitesi olacaktır. Plastik malzeme hani bu fiyatlara çıktığımız zaman görmememiz gereken bir malzeme yapısı olmalı bence. Ama kablo şarj desteklediği için mi fiyat bu şekilde yükselmiş, orası tamamıyla sizlerin tercihine göre olacak. Bu ürünü de kenara bırakıyorum. Ve geliyorum bir sonraki ürünümüze, Ugreen markasının 10.000 mAh büyüklüğündeki powerbank. Bu ürünün fiyatı ise 338 TL. Hemen şöyle kutusunu açalım buradan. Kutunun üzerindeki izlere bakmayın, ben poşetini yırtmak için biraz zorlarken oldu. Şöyle aşağı doğru çektiğimiz zaman direkt modelimiz çıktı. Kutuyu kenara almayayım, kalsın burada. Burada bir şarj kablosu görüyoruz. Şöyle bir tarafı tip C, bir tarafı tip A. Yine plastik malzemeye sahip maalesef. Buradan ürünümüzün kendisi çıkıyor ve ufak tefek kullanım kitapçıkları. Şöyle ürünü çıkartmak istiyorum. Bakın malzeme kalitesi olarak bu da plastik bir malzemeyle beraber geliyor. Biraz daha kauçuk kullanılmış ama bunda. Diğerleri tam plastik. Bunun bazı noktalarında kauçuğu hissedebiliyorsunuz. Bakın. Tip C üzerinden ürünü hem şarj edebiliyoruz hem de başka cihazları şarj edebiliyoruz. Alt üzerinden farklı cihazları şarj edebileceğiz. Hemen şarj dolum değerlerimize bakalım kutu üzerinden. Değerlerimizi okumak gerekirse tip A portu üzerinden 18 wattlık bir şarj dolumu, tip C portu üzerinden de yine 18 wattlık bir şarj dolumu yerine getirilebiliyor. Wireless olacak şekilde maksimum 10 wattlık bir dolum gerçekleştirilebiliyormuş. Kutumuzu kenara alıyorum ve ürünü bir çalıştırmak istiyorum. Malzeme kalitesi elde tutma hissiyatı olarak diğerleriyle kıyaslandığı zaman aralarında bir numara büyük ihtimalle bu ürünü koyacağım. Tabii Xiaomi'nin modelini daha kutusundan çıkarmadık. Diğer modellerle kıyaslayınca malzeme kalitesi konusunda bu daha önde oluyor. Hemen ürünü açmak istiyorum. Sağ tarafında hemen bir buton konumlandırmış. Basılı tutuyorum. Buradan ürün açılıyor. Evet. Bence şarj yüzdesi konumlandırılabilirdi. Artık bu eski bir görüntüleme kısmı oldu. Bence içerisindeki batarya kapasitesini görüntülemek için cep telefonu üzerine koyacağım. Şöyle kayıyor. Yapıştığını söyleyemem. Normalde arka tarafındaki malzeme olsaydı büyük ihtimalle daha fazla tutardı. Ama buraya koydukları malzeme tam olarak bunu bizlere sağlamıyor. Şöyle ürünün üzerine koyduğum zaman telefonumu
şarj etmeye başladığını görebiliyorsunuz. Evet, Ugreen'in bu modelin özellikleri genel olarak bu şekildeydi. 338 liradan başlayan bir fiyatla şu an bu ürünü satın alabilirsiniz. İkisi nokta olarak ne söyleyebilirim? Bu kablo örgü kablo olabilirdi. Evet, diğer ürünü kenara kaldırdım. Şimdi Xiaomi'nin modeline geçiş yapmak istiyorum. Şöyle hemen buradan paketi açacağım. Yırtmak zorunda kaldım çünkü gerçekten bıçak bulamadım. Ondan kaynaklı yırtıyorum. Şöyle aşağı doğru powerbank'imizi itelim. Ve evet, kutumuzda herhangi bir şey kalmadı. Burada kullanım kitapçıkları yer alıyor. Kenara alıyoruz. Böyle kalın bir kullanım kitapçığı var. Kenara aldım. Aynı şekilde bunlar da öyle. Ve buradan powerbank'imizin kendisi çıkıyor. Böyle plastiğinden ayıralım kendisini. Evet, şu an ürün elimde duruyor. Üst tarafında böyle bir koruma çekmişler. Bunu açtığımız zaman direkt portlarımıza erişim sağlayabiliyoruz. Kablosuna denelim. Bir tarafı tip C, bir tarafı tip A destekleyen bir kablo. Yine örgü olmayan bir kablo. Plastik bir malzemeye sahip kendisi. Ürünün malzeme kalitesine baktığımız zaman 10.000 mAh'lık bir powerbank'e göre aralarındaki en hafif model olduğunu söyleyebilirim. Bundan daha küçük olanı da vardı. Kare formuna sahip olan ama bu ondan daha hafif bir yapıda. Beyaz bir renge sahip. Burasında kauçuk bir malzeme kullanılmış. Büyük ihtimalle kayma önleyici bir malzeme. Aynen öyle. Hep telefonum direkt rahat bir şekilde tutabiliyor. Diğer modellerde kolay bir şekilde kayabiliyordu. Powerbank'imiz 10.000 mAh büyüklüğünde. Şuradan bastığımız zaman da şöyle bakalım. Evet, şu an ürünün içerisindeki şarj derecesini görebiliyoruz. Keşke şarj ücreti olarak bunu bizlere gösterebilseymiş. Alt portu üzerinden de farklı cihazları şarj edebilmemiz mümkün oluyor. Hemen kablo şarjı deneyelim. Şarj etmeye başladı kendisi. Kablosu olacak şekilde bu modelle beraber 10 watt'lık bir dolum yerine getirebilirsiniz. Telefonu kenara alacağım. Bu görmüş olduğunuz USB alt portu üzerinden 18 watt'a kadar ürünle kablolu şarj yapabiliyorsunuz. USB alt portu üzerinden. Üründe bir tip C portu konumlandırılmış ama kutu içeriğine baktığımız zaman burada neyi gördük? Input portu. Yani buradan ürünü sadece biz şarj edebiliyoruz. Yine buranın şarj değeri de 9 volt 2 amper yani 18 watt'ı destekliyor. Ve aralarındaki en pahalı ürünün bu olduğunu söylemek istiyorum. 480 liralık bir fiyat etiketine sahip. Bu modelin siyah rengi de bulunuyor. İhtiyacınıza göre uygun rengi tercih edebilirsiniz. Bence en büyük avantajı diğerleriyle kıyaslandığı zaman oldukça hafif olması olacak. Evet, yavaştan videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Bu videoda sizlerle beraber 5 farklı modeli kutusundan çıkartıp denemiş olduk. İlk izlenimlerimizi sizlere aktardık. Sizler bu ürünler arasında hangisini daha çok beğendiniz, hangisini satın alırdınız? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Beğeniniz, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.